yerinizde yine girişken, atak bir çalışma düzeniniz vardı. O zaman bekar bir genç kızdık. Bugün evli bir çocuk annesi, evet, yanlış bilmiyorsam. Doğru. Bizim de öyle, hayatımızda pek çok şeyler değişti. Bugün kendi fabrikanızın genel müdürlüğünü yapıyorsunuz. Evet. Ağırlığı ve yoğunluğu artık fabrikaya verdiniz. Evlilik yaptınız ama bütün bunları ben sizden rica edeceğim. Evet. İzleyicilerimiz açısından bugünkü konuğumuz kimdir? Gülçin Hanım kimdir? Evet. Kendinizi bir özelinizde tanıtır mısınız bize? Evet. Ben Gülçin Güloğlu Uğuz. Yaklaşık 24 senedir aile şirketinde çalışıyorum. İkinci kuşak bir yöneticiyim. İlk üniversiteye giderken 18 yaşında başladım ve hakikaten 24 yıl nasıl geçti hiç anlayabilmiş değilim. Bir koşturmaca, yarala gürala. Hatta siz bana telefon açtığınızda çok güzel bir şey söylediniz. Benim çok hoşuma gitti. Sen bayağı oldun artık iş kadın dedin. Ben hani acaba olmamış mıydım, ne olmuştu diye bakınca hakikaten 9 sene geçmiş ve 9 senede gerçekten hem global olarak dünya hayatında hem bizim hayatımızda çok şey değişmiş. Dediğiniz gibi artık evliyim, bir çocuk annesiyim. Tabii iş hayatında bazı şeyleri de gördüm. Çocukla birlikte, evlilikle birlikte iş hayatı da oldukça zor. Ve o yüzden siz beni tanıyorsunuz öncesinde. 18 yaşından beri kadın sivil toplum örgütlerinde de çok aktif olarak çalışıyorum. Ve çok daha iyi anlamaya başladım. İş hayatında kadın neden olamıyor, neden bu kadar az diye kendim bir fiil örnekleriyle yaşıyorum. Tabii daha güzel bir deneyim oldu benim için. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl çözümler olması gerektiğini daha iyi biliyoruz artık. Ve ona göre de çalışmaya devam ediyoruz. Hem sivil toplum, kadın girişimciliğiyle, kadınla ilgili hem de plastik sektöründe. Kadına çok daha fazla ihtiyaç var. Özellikle şu günümüzde. O beğendim dediğiniz sözümü şunun için kullanmıştım. Davet ederken. Epey uzun zamandır tabii bizde medyayı hem yazılı olarak hem görsel olarak takip ediyoruz. Yani içinde bulunmak demek kapanmak anlamı taşımıyor. Biz de takip ediyoruz. Çok yerde konuşmacı olarak konferanslarda, toplantılarda baktım, yıllar önce tanıdığım Gülçin Hanım'ın yerinde bir çok faal, çok atak, dikkat çeken atılımlar gerçekleştiren bir hanımefendiyi gördüm. Teşekkür ederim. Dedim ki yani 9 yıl öncesine göre çok daha fazla ataklar yapmış, kendini geliştirmiş. Yani bir bizim programımıza da çok çok uyacak çünkü yaklaşık saymadım ama herhalde biz 8-9 programdır kadınları alıyorum konuk olarak. Evet. Gülçin Hanım, onun bir sebebi de kadınlara bizim çok değer vermemiz lazım. Bu toplumu ayakta tutacak, hatta geliştirecek olan kesimin ben kadınlar olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla yani hep bizim ağzımızda siyasette de işte toplumsal yaşamda da hep eşit kelimesi vardır ama ben onun eşit olduğuna inanmıyorum. Hiçbir zaman da inanmadım. Kendim siyaset yaptım, yaklaşık 18-20 sene siyaset yaptım. O siyaset yaptığım yıllarda da bunun gerçek olmadığına birebir tanık oldum. Evet. Dolayısıyla normal kendi yaşantımızda da tanık oluyoruz. Dolayısıyla hiç olmazsa dedim, burada kadınları ön plana çıkartmaya çalışalım. Çünkü çok güzel dernekler var, çok güzel faaliyetler var. Yaratıcı, yardımsever dernekleri var. Yani kimsenin bilmediği, kimsenin ismini dahi duymadığı pek çok kuruluş var, dernek var. Bunları dedik tanıtalım. İşte kadınların, ya bir siyaset yaşıyorsun, bir seçim zamanı. Kimse, erkeklerin giremeyeceği her yere kadınlar giriyor. Öyle evlere giriyorlar ki biz kapıyı çalsak adam kapıyı açar, suratımıza kapıyı kapatır. Evet. Ama kadın hemen hoş geldiniz diyor, ağırlanıyor, eve misafir ediliyor. Tabii. Yani bütün kapılar kadınlara açılıyor aslında. Evet.
Dolayısıyla ben eksik olmasın, kanal yöneticilerim de bu konuda son derece anlayışlı davranıyorlar. Dolayısıyla biz bu kadınlarla olan programlarımızı şimdilik sürdürüyoruz böyle. Çok da değerli bir şey yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü daha fazla kadını ön plana çıkartmak gerekiyor ki oradan ekranın diğer tarafından gören bir genç kızımız, bir kadın girişimci olsun, olmasın, ev hanımı olsun. Hani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey onlara da ben de yapabilirim, neden olmasın, ben de çalışma hayatına girsem ki o kadar enteresan örnekler var ki hani çok uzun süreler ev hanımlığı yapmış, sonradan iş hayatına girmiş ve muhteşem başarı hikayeleri var. Aslında iş istemekte bitiyor, yeter ki istesin, yeter ki iş hayatına girmek istesin kadın. Kadının yapamayacağı bir şey yok bence. Benim avantajım şu oldu, ben 18 yaşında üniversiteye giderken uçan süpürge ve mor çatıyla tanıştım. Ve hakikaten o dönem benim onlarla tanışmam böyle benim suratıma böyle bir çok ciddi bir tokat gibi geldi. Çünkü 18 yaşına kadar el bebek, gül bebek büyümüş, aile içinde şiddet, etrafında şiddet görmemiş bir genç kız olarak bu kadar büyük şiddete maruz kalmış kadınlarla, çocuklarla bir araya gelmek beni korkunç etkiledi. Ve o gün bugündür de elimden geldiği kadar bu konuda aktif olarak çalışmaya çalışıyorum. Ama şunu gördüm, kadın ne zaman eli ekmek tutmaya başladığında o zaman şiddet daha bir şekilde azalıyor ve hani kendini kurtarabiliyor. Aa dedim, demek ki bunun çözümü çalışmaktan geliyor. Ve bu sefer işte girişimcilikle ilgili, kadın girişimciliği ile ilgili aktif olarak o derneklere yöneldim, çalışmaya başladım. Bu sivil toplum olayı birazcık çalışan birini gördüler mi elini verdiğiniz bir kolunuzu kaptırıyorsunuz. Sonra bizim plastik sektörüyle ilgili, aa bak burada da çalışan bir kızımız var, gel bakalım sen buraya dediler ve orada da çok uzun süreler aktif olarak çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Ama tabii bu hep iş hayatımdan hiçbir zaman geri kalmadım. İş hayatı da çok aktif bir şekilde devam ediyor. Hep böyle ben çok güzel bir denge oturttum. İkisini de yapmamak gerekiyor. Yani hani ne derneğe yönelip işi bırakmak gerekiyor, ne işi bırakıp derneğe yönelmek gerekiyor. Ben evlenip çocuğum olana kadar her şey çok güzeldi. Ama sonra evlendikten sonra eşim de sağ olsun çok destekliyor benim her konuda, hem iş konusunda hem sivil toplumlar konusunda. Ama çocuk gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Şöyle bir 3-4 sene, şimdi 4,5-5'e giriyor neredeyse. Şimdi böyle tekrar bir 6 aydır sivil toplumlarda tekrar aktif olarak çalışmaya başladım. Biraz daha o kendini kurtarmaya başladı ama dediğim gibi bu süreçte de gerçekten çocukla birlikte iş hayatına girmenin ne kadar zor olduğunu gördüm. Şimdi çağırıyorlar diyorsunuz konuşmalara. Evet. Daha çok kadınla ilgili konularda ya da işte plastik sektörüyle ilgili. En son olarak da iklim değişikliğiyle ilgili konferanslarda konuşmaya başladım. En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası'nda konuşmacı olarak çağrıldım. Bir baktım salona. Salonun tamamı kadın. Çok güzel. Çok güzel değil. Ben dedim ki biz bunu senelerdir kadınlar konuşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar dinliyor. Bunu erkeklerin duyması gerekiyor. Nerede? Evet, yani biraz daha erkekleri bu işin içine çekmek lazım. Gerekiyor. Ben şöyle bir gördüm. Orada hatta 2-3 tane erkek vardı. Böyle gözler bir anda dolar dolar oldu. Şimdi Türkiye hakikaten OECD ülkeleri içerisinde kadının iş hayatına katılma oranı en düşük. Doğru. İzlanda %76 ile birinci sırada, işte İskandinav ülkeleri arkasından takip ediyor, işte 60'lar. Dünya ortalamasına baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde %50, işte gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de %20'ler, 30'lar zorlanıyor bizim gibi. Ondan sonra dedim ki ben bir buldum, veri buldum. Bütün erkeklerin çok ilgisini çekecek, baktılar böyle. Eğer dünyada bu atıl kapasitede olan yani işsizlik seviyesinde olup çalışması gereken ama iş bulamayan, çalışamayan kadınlar iş hayatına girse dünyanın gayri safi milli hasılası %6'ya kadar yükseliyor.
çok ciddi bir değer. Tabii. Yani 5 milyar, 6 milyar dolar gibi bir para var ortada. Para var. Aslında bize böyle bakın dedim. Hakikaten baktım dolar dolar bakmaya başladılar. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Çünkü bunlar hep birbirlerini destekleyen şeyler. İklim değişikliği, işte çok değişik şeylerle karşılaştık. İşte koronavirüs virüs girdi hayatımıza. Demek ki bizim daha fazla üretip, daha fazla çalışıp, daha az kirletip bir şeyler ortaya çıkartmamız gerekiyor. Hani bunlar böyle dediğim gibi hep birbirini destekleyen şeyler. İşine, içine girdikten sonra daha ne olması gerektiğini öğreniyorsunuz ve görüyorsunuz. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığınız şey çok önemli. Kadın çalışan, kadın girişimci, üreten kadın çok önemli ve çok daha fazla ön plana çıkartmamız gerekiyor. Girişimcilerin dışında inşallah bir gün bu eşitlik konusu siyasete de yansır. İnşallah. Çünkü baktığınız zaman o az önce saydığınız o gelişmiş ülkelere baktığınız zaman bakan sayılarından tutun milletvekili sayılarına baktığınız zaman kadın oranının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bize dönüp geldiğiniz zaman yani İçler acısı bir durum var. Parmakla sayılacak kadar az bir bakanımız, o dönüp baktığınız zaman yerele o kadar az miktarda bir belediye başkanımız var. Yani bunlar aslında kadınların başarısızlığından dolayı değil. Ama o haklar nedense verilmemiş. Halbuki çok yıllar özellikle de siyasette seçim zamanlarında konuk ettiğim önemli kadın temsilcileri hep şunu ileri sürdüler, iddia ettiler. Yani dediler ki bir fermuar sistemi olsun. Bir ondan bir bizden, bir ondan bir bizden. Yani biz illa demiyoruz ki illa da kadınlar olsun. Hani kesinlikle, erkek de olsun. Kesinlikle. Ama hiç olmazsa fermuar sistemi gibi olsun. Yani dişler girerken bir tane erkek, bir tane kadın olsun gibi. Ama maalesef bugüne kadar bunu tabii ki gerçekleştiremedik. Şimdi biz bu çok kadın konularında konuştuğumuz ve aktif olarak çalıştığımız zaman bana hep şey diye sordular. Feminist misiniz? Hayır, feminist değilim. Ben sadece şunu savunuyorum. Kadının da gerçekten çok iyi yaptığı işler ve özellikler. Çünkü kadın erkek yapısı çok farklı. Bir kitap okumuştum geçenlerde. Hakikaten beyinlerimiz bile çok farklı çalışıyor. O yüzden üstünlüklerimiz de farklı. Yani bizim yapıp çok iyi başarabildiğimiz şeyler çok farklı. Erkeklerin başarabildiği şeyler çok farklı. Ben 24 senedir babamla çalıştığım için onun iş hayatında çok aktif olarak çok bir fiil yaşadım. O kadar farklı yerlerden bakıyoruz ki ama o iki farklı yapıyı aslında harmanlayıp birleştirip onu olumlu ve pozitif şekilde kullandığınız zaman çok güzel başarı hikayeleri çıkıyor. O yüzden işte yönetim kurullarında kadın, işte yerel yönetimlerle, mesela ben eş başkanlığı çok önemsiyorum. Bence yerel yönetimlerde de, işte şirketlerde de eş başkanlığın olması bir kadın bir erkek. Çünkü bakış açıları çok farklı. Kadınlar çok daha duygusal olarak bakıyorlar. Erkekler çok daha mekanik ve matematiksel olarak bakıyorlar ama ikisi de lazım. Yani hani ben demiyorum hiçbir zaman sadece kadın baksın, duygusal Tabii. olarak baksın değil. Onu ikisini bir araya getir. Ben kadın erkeği bir elmanın yarısı olarak görüyorum. Hakikaten ikisi bir araya geldiği zaman çok güzel bir birliktelik oluşturuyorlar. Önemli olan dediğiniz gibi fermuar sistemiyle birbirinden. Çünkü hakikaten bizim o duygusal yapımız, bakış açımız, ben özellikle iş hayatında artık parayı evet yönetmek de çok zor. O da çok gerekli ama insan yönetmek de çok zor. Ben hani pek çok işçimle, çalışanımla baktığım zaman hani daha empati kurabildiğimi görebiliyorum. Onları daha güzel yönettiğimizi görebiliyorum. Daha farklı açılardan bakıyoruz. Bence hani bunu birlikte bir şekilde götürmek çok daha olumlu ve iyi olacağını düşünüyorum. Yani dünya genelinde de dünyanın da buna ihtiyacı var. Geldiğimiz durum belli. Çok da iyi yönetilemediğimiz çok apaçık. Doğru. Belli yaşadığımız olaylardan herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde kimse şu an memnun değil yaşananlardan. Z-
zaten temele inip baktığınız zaman kadın demek bir anne demek zaten. Annenin duygularını evladına veya evlatlarına verdiği değeri veya hislerini, duygularını bugün hiçbir varlık, hiçbir erkek veremez. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Hı hı. Erkek olmama rağmen öyle düşünüyorum. Çünkü bir anne evlat ilişkisine baktığınız zaman çok farklı bir şey. Yani o bir kadın evladı için hiç çekinmeden canını bile ortaya koyabilir. Hı hı. Öyle kesinlikle. Konumda. Aynen. Dolayısıyla az önce söylediğiniz gibi yani o yanınızda çalışan işçilere sizin bakış açınız, onlara yaklaşımınız bile bir erkek lidere oranla çok daha farklı olabilir. Çünkü hı hı. işin içine duygusallık da katılıyordur muhakkak. Hı 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 hı. Babamla birlikte dediniz kendinizi tanıtırken galiba birazcık da eksik kaldı. Anne baba kaç kardeşiz? İki kız kardeşiz biz. Ablam benim çocuk doktoru. Hmm. Çok uzun süreler İstanbul'da çocuk doktoru olarak çalıştı. Sonra onun da bir bebeği oldu. Ben İzmir'de, İstanbul'da çocuk yetiştirebileceğimi düşünmüyorum deyip İzmir'e döndü. Hmm. Ailenin yanında bizim desteğimizle birlikte. Ben de aynı dönemde anne olmuştum. Geldi. Aslında ilk olarak şey düşünüyordu. Burada tekrar doktorluğa devam etmeyi hı-hı. düşünüyordu ama bizim bir aile şirketimiz var. Hani gel sen de bir bak hani tekrar hı-hı. o şey açana kadar, muayenehane açana kadar diye. Onun çok hoşuna gitti. Bu kadar hoşuna gitmesini açıkçası biz de beklemiyorduk. Hani çok farklı sektörler. Çünkü biz çok farklı sektörlerle çalışıyoruz. Ambalaj sektörü tabii. olarak biliyorsunuz. Çok hoşuna gitti. Şimdi 5 senedir bizimle birlikte ve ihracata bakıyordu. Genel müdür yardımcısı. Çok da güzel götürüyor. Bizim için çok büyük bir artı oldu tabii. Sizin için artı oldu. Evet. Çocuk doktoruna ihtiyacı olanlar için eksi oldu. O yine danışanlarına, eski şeylerine destek oluyor elinden geldiği kadar. Peki aile şirketinde anne var mı bir yerde? Anne yani eskiden gelip gidiyordu ilk dönemlerde ama artık çok aktif olarak şey yapmaya çalışıyor. Baba ne durumda şu an? Baba bugün tekrar yolda gelirken isyanlardaydı. Bana yine yakın zamanda bir görev teklif edildi. Ondan sonra şey dedi ben artık gelemeyeceğim sen çok da fazla dağılma işimizi büyütmek istiyorsun. Çünkü yeni bir yer aldık yatırımımızı büyütmek istiyoruz önümüzdeki dönemde. Yine aynı bölgede. Aynı bölgede, hmm. aynı bölgede. Daha farklı ürün gruplarına girmek istiyoruz yine kendi içimizde aynı bağlantılı. Daha evet, farklı evet, ürünlere. Biraz daha ürün grupları büyüyecek hmm. açıkçası. O yüzden sen artık hiçbir görev alma, ben şey yapmak istiyorum eskisi kadar. Zaten pandemi döneminde o kadar eskisi kadar fabrikaya gelmiyordu. Yavaş yavaş çekilmek istiyorum diyor. İnşallah bakalım biz de aldığımız bayrağı elimizden geldiği kadar yükseklere taşımaya devam edeceğiz. Nasıl olsa yönetimde yukarıda ikilemişsiniz. Kız kardeşinizle beraber. Evet, evet. İkilemişsiniz. Şeyi soracağım size şimdi. Artık benim tanıdığım dönemlerdeki Gülçin Hanım, şimdiki Gülçin Hanım da çok farklı. O zaman birazcık daha nasıl diyeyim, dernekçiliği ağır basan, iş hayatı daha geride hı-hı. kalan gibi görüntü vardı. Sosyal yaşam, ondan sonra işte kuruluşlar, dernekler hı-hı. daha faaldi. Evet. Ama şimdi o biraz yer değiştirmiş evet, gibi bir konu. Evet, da evet. Zaten öyle de olması gerekiyor hı hı. çünkü sorumluluklar artmış. Evet. Anne çekilmiş, baba evet, neredeyse evet. çekilmek üzere veya evet, görevlerini evet. daraltıyor. Evet, evet. Tabii bütün bunların bütün sorumluluklarını, onların bıraktığı yerleri siz dolduruyorsunuz şu anda. Evet, evet. Yani tam anlamıyla bir iş kadını oldunuz artık. Evet. Telefonda da bunu anlatmak istemiştim size aslında. Anladım. Şimdi şöyle diyeceğim. Madem ki artık bir iş kadınıyız. Pandemi piyasayı nasıl etkiledi? Hı hı, bir ticaret evet. kadını olarak, evet. bir iş kadını olarak. Şimdi Allah göstermesin son günlerde pandeminin yeniden hortladığı, akşam yine televizyonda bir program izledim. Orada mesela
servislerin, bu korona servislerinin bölümlerinin kapatıldığını anlattı iki doktor. Hı. Ama şimdilerde yeniden açtıklarını, evet. Hatta bazılarında 50 tane kadar yoğun bakımda hasta olduğunu, yani sanki bir geri dönüş var. Var, evet. Siz çok iyi yaşadınız ticaret hayatı olarak. Hı. Biz de çok etkilendik basın olarak. Hı. Ama siz işin tam merkez noktasındaydınız, evet, iş alemi olarak. Evet, evet. O pandemi süreci, pandemi bitti işte neredeyse şöyle bir rahatladığımız maskelerin falan, evet, çıktığı bir 6-7 ay oldu. Hı hı. Burada ne değişti? Allah'a vaza yeniden böyle bir şeye dönersek nelerle karşılaşırız? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, dünya tabii çok etkilendi. Hiç beklenmeyen bir şeydi pandemi. Ben bu sürecin Türkiye açısından aslında oldukça iyi atlatıldığını düşünüyorum. Çok mesela sağlık sektörü açısından çok başarılıymışız biz. Onu gördük. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir de sizin ailede de da bol miktarda, evet, doktor da var. Biz de çok şanslıyız. Evet. Hem eşim, hem tabii, ablam, hem eniştem, kayınpederim, çok fazla doktorumuz var. Biz şirket olarak hakikaten onların da desteğiyle çok güzel bir pandemi süreci geçirdik ve yönettik. Ama mesela geçen hafta ben Almanya'dan, işte Almanya'da da işi olan, burada da işi olan arkadaşlarımla görüştüm. Onlar diyorlar ki Türkiye pandemi sürecini çok daha güzel atlattı. Çünkü onlar çok durdular. Bazı sektörler, sanayi durdu. İşte biz hatta bazı arkadaşlarımla gülüyorduk. Ben gıda sektörüne bağlantılı çalıştığım için biz hiç durmadık pandemi sürecinde. Hep çalıştık, çalışmak zorundaydık. Özel izinler aldık. Ama işte ben özel iznim var, çıkıyorum, işe gidiyorum, geliyorum. Bakıyorum yollar dolu. İşte Ahmet almış, Mehmet almış, o almış. Herkes izin almış bir şekilde. Herkes işine devam etti. Aslında biz bu doğruymuş. Yani bunu bu şekilde yaşamak ve çalışma hayatını adapte etmek, buna uyum sağlamak. Biz zaten Türklerin en büyük özelliklerinden bir tanesi de çabuk uyum sağlayabiliyoruz bazı şeylere. Güzel uyum sağladık. Tabii hani dediğim gibi sağlık sektörümüzün düzgün olması, güzel olması, o da çok bizi destekledi bu anlamda. Ama o süreci bence dünya genelinde en iyi atlatan ülkelerden bir tanesiyiz. Çalışmak gerekiyormuş. Ve şimdi hatırlayalım, ilk döndük pandeminin başına, ben aynı kıyafetle gidiyordum. Kıyafeti geliyordum, fabrikadan geldiğim zaman yıkanıyordu. Elimizi yüzümüzü yıkıyorduk, duşa giriyorduk. Ben çocuğumu öyle sarılıp öpüyordum. İşte maskeler vesaireler. Maskeler hiç çıkmadı bizde, hala daha devam ediyor. Yani 6 ay önce biz attık maskeleri ama biz atmadık. Yani çünkü bu hastalık bir şekilde devam ediyor. Tamam, aşılar vesaireler oldu ama biz kapalı alanlarda maskelerimizi çıkartmayı hiç bırakmadık. Hani biraz ona da dikkat etmeye gerekiyor ama hiç bilmediğiniz bir şeyle karşı karşıyaydınız. Şimdi hani biraz kişiler de atlattı. Evet, maalesef çok kayıplarımız da oldu ama biraz öğrendik sanki. Ben artık bundan sonra o kadar korkulacak bir durum olduğunu, kapanmalara gideceğimizi düşünmüyorum ama hani bir de bazı komplo teorileri var biliyorsunuz, bu ilk hani bir son olmayacak, farklı şeyler de çıkacak diye. Herhalde biz bu yıl bu virüslerle şeylerle yaşamayı öğreneceğiz. Ama dediğim gibi Türk halkının bir şeyi var, avantajı var. Çok çabuk adapte oluyor bazı şeylere. Yani biz pek çok ülkeye göre pek çok şeyi güzel atlattık. Ama buradan en maalesef şey çıkan, olumsuz etkilenen iş hayatındaki kadın oldu yine. Biz Türkiye olarak %30-32'lerdeydik oran olarak. Bir anda pandemi döneminde %26'ya geriledi. Tabii şimdi ben geçen işte Ocak ayında bir şeye katıldım. Webinara katıldım. Hı hı. Webinarda oğlum evde. 4,5 yaşında ve beni gördüğü her an benle birlikte olmak istiyor içerisinde. Webinar var, evden katılıyorum. Kapıyı kilitledim. Hani şey yapmasın diye, rahatsız etmesin diye. Olabilecek bütün tavizleri de verdim o esnada. Hani sen
ben işte 1,5 saat şu an webinardayım, sen oyalan diye. Şimdi pek çok çalışma modeli geliştirildi. İşte herkes evden çalışma modeline geçti. Evden kadının çalışması çok zor. Şimdi ben görüyorum etrafımda çok güzel erkekler çekiliyorlar. Bütün gün bir odayı ofis haline getirdiler. Çalışıyorlar ama annenin annelik görevi, ev görevi, yemek görevi. Sabah öğlen akşam yemek yeniliyor evde. Bunlar devam ediyor. Kadının home office olarak evde çalışması çok zor. Hiç kolay değil. O yüzden maalesef dünya genelinde ama Türkiye'de değil, dünya genelinde kadın istihdamı bu pandemiden çok ciddi bir şekilde yara aldı. Biz arttırmaya çalışırken maalesef geri düşüş yaşandı. Ekonomiyi nasıl etkiledi? Görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon var şu an. Ve artık şeyde değişik bir ortama gidiyor. Yani ham madde bulamayacağımız, işte enerji bulamayacağımız, yani enerji bulduk çalışan bulamayacağımız, böyle beş çok bilinmeyen, çok bilinmeyenlerimiz çok arttı. Yani biz böyle biraz şey gidiyoruz açıkçası, gözler kapalı karanlık bir ortamda gidiyoruz. Ama işte Türk sanayicisinin, Türk çalışanının, Türk iş insanının en büyük şey özelliği işte çabuk uyum sağlamak. Bizim hani bu krizlerden ben biraz olumlu bakmak istiyorum. Daha çabuk atlatacağımızı, daha çabuk çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü dünya hakikaten çok iyi bir süreçten geçmiyor. Geçenlerde iklim değişikliği ile ilgili Uşak'ta sanayi iklim değişikliğini bir anlatır mısınız? Gittim. Hep yani, ben onu okuyorum, dinliyorum. Sizin de katıldığınız konferansı biliyorum. Nedir? Yani neyi anlatmak, amaç neyi vurgulamak? Sonuç alabiliyor musunuz veya sonuca gitmek için neler yapmamız lazım? Şimdi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat diye bir şey çıkarttı son dönemde. Buradaki amaç 2050 yılına kadar bu karbon emisyonunu sıfıra indirmek. 2030'da da %50'ye kadar düşürebilmek. Burada çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Evet, biz çok geliştik, teknolojik olarak çok geliştik. Çok güzel şeyler yaptık. Bu esnada hani bunu da yabana atmamak gerekiyor. Aslında güzel bir gidişat var. Mesela işte 1900'lü yılların sonunda, 1800'lü yıllarda insan hayatı işte 38-40-50 yaşları ortalamaları, hani böyle 1800'lerde 38, 1900'lü yılların başında 50. Şimdi bakıyorsunuz bir insanın yaşam ömrü 75. Doğru. Şimdi demek ki bu teknolojiyle biz bir şeyler de kazanmışız. Bir şeyimiz olmuş yani, bize bir pozitif yansıması olmuş. Ama bunları yaparken hakikaten dünyayı da çok kirletmişiz sanayileşirken, teknolojik altyapısıyla. Çünkü enerji gerektiriyor bu teknolojik altyapı. Enerjiyi kullanırken çok ciddi zarar vermişiz doğaya. Şimdi hakikaten dünyanın şöyle bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ne yaptık biz? Sonuçlarını da yaşıyoruz. Ben kendi sektörüm açısından görüyordum ve bakıyordum ama tekstilden hocalar vardı, profesörler vardı. Suyu çok kirletiyormuşuz ve ben bu kadar suyla ilgili farkındalığım yoktu açıkçası. O konferanstan sonra dişimi fırçalarken bile hani aman kapatayım suyumu, açmayayım, dikkat edeyim. Su sarfiyatından bahsediyorsunuz. Su sarfiyatından bahsediyorum. Suyu kullanıyoruz, kullanırken kirletiyoruz. Temiz suya ihtiyacımız var ve kaynaklarımız çok azalıyor. İklim değişikliği temiz enerji kaynaklarına geçmemizi, daha az kirletmemizi, bir ürün üretirken, bir iş yaparken orada karbon ayak izimizi biraz daha azaltmamızı, küçültmemizi hedefleyen bir sistem aslında. Bu sistemin benim açımdan en büyük şeyi de geri dönüşüm. Biz evet kaynaklarımız çok
sınırlı, dünya nüfusu artıyor. Biz bunu dengeli olarak kullanmalıyız ama geleceği de düşünmeliyiz. Yani şu anki nüfus ve dünyaya göre değil, bu dünya yaşamaya devam edecek. Sadece bizim sürecimizde değil. Hani bu da bunu daha yaşanılabilir, daha iyi koşullarda bir yaşam formuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim çöpümüzü çok daha güzel ham madde şeklinde dönüştürmemiz ve şey yapmamız gerekiyor. Yani hakikaten plastik sektörüne burada çok iş düşüyor ama dünyaya iş düşüyor. Plastik sektörüne çok fazla burada yükleniliyor açıkçası. Az önce sizinle de konuştuk. Onunla ilgili işte, bir yeni dedikodular çıktı biliyorsunuz. Evet, plastik böyle yapıyor gibi. Aslında bu atık olarak, çöp olarak bulunan şey çok değerli plastik. Ama bizim bunu kaynağında ayrıştırıp bunu geri dönüştürüp ürün haline getirmemiz gerekiyor. İşte bu farkındalıkları arttırıp bu konferansları arttırıp, yani ben kendi o kadar okuyorum, araştırıyorum, bu işlerin içerisindeyim. Hani benim su kullanımımı etkilediyse, hani bunun artık bence ilkokullarda ders olarak verilmesi lazım. Verilmesi gerekiyor ki. Ben mesela, siz bana az önce plastikle ilgili çok fazla soru sordunuz. Plastik konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Ben de dediğim gibi her yerde söylediğim bir şey var. Evet, gönül istiyor. İşte Amerika'da yaşayan bir topluluk var, Amish'ler gibi. 1800'lü yıllarda elektrik kullanmadan mumla, işte çocuklarını okullara göndermiyorlar. Kiliselerde dini eğitim vermeye devam ediyorlar. Kendileri eğitim veriyor. Kendileri kuyularını açıyorlar, sularını oradan kullanıyorlar. Böyle bir 250 bin kişilik bir nüfus var. Öyle yaşamak ister miyiz? Ben istemem. Ben teknolojiyi de kullanıyorum. Bunun da çok avantajları var. Şimdi şey diyorum, hani evet, plastiği neyi nasıl kullanacağımızı bilmemiz çok önemli. Yani plastiğe gelene kadar bizim aslında ağzımızdan direkt aldığımız o kadar fazla ürün var ki, kanserojen, hanginiz okuyorsunuz, etiket okuyorsunuz, içerik okuyorsunuz dediğim zaman herkes bana bakıyor. Ben okuyorum. Yani çok fazla bilmesem bile ne anlayacağım diyorlar mesela. Bakıyorum çok fazla arka arka bilmediğim, tanımadığım, tanımlandırmadığım şey varsa onlar zaten kimyasal, benim yememem gereken tabii şeyler. O yüzden yediğimize, içtiğimize biz çok dikkat ediyoruz. İşte telefon kullanıyoruz, kullanıyor muyuz? İşte beyin cerrahı arkadaşlarımız var, söylüyorlar. İşte çocuklarda, 1 yaş, 2 yaş çocuklarda çok fazla beyin tümörü başladı diye. Hepimiz uyuyor muyuz yanımızda, cep telefonumuzda uyuyoruz. Yapmamamız gereken çok fazla şey var. O yüzden hani bunu sadece plastiğin şeyine, bu bir kanserojendir, bizi kanser yapar, işte şöyle yapar, böyle yapar değil. Neyi, nerede, ne şekilde kullanmamız gerektiğini bence her anlamda bilmemiz gerekiyor. Onun da bazı şeyleri var, işte kullanım şeyler. Bizim işte gıdaya uygundur belgelerimiz var. İşte hakikaten bakanlık bunları çok güzel denetliyor ve şey yapıyor. Zaten ihracat yapıyoruz. Bu belgelerimiz, şeylerimiz olmadan ihracat yapmamız mümkün değil. Doğru düzgün kullanmak, geri dönüşüme önem vermek, kaynağında ayrıştırmak ve neyi ne şekilde kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. De bana bir örnek vermiştiniz özel sohbetimizde. O çok hoşuma gitmişti. Onu rica edeceğim sizden. Macaristan. Evet. Şimdi biz de geri dönüşüm ham madde kullanıyoruz. Daha çok biz kendi ürettiğimiz ürünleri topluyoruz. İşte değişik müşterilerimizden işte kırılan ürünlerini alıp tekrar şey yapıyoruz, geri dönüştürüyoruz. Ama Türkiye'de maalesef bir geri dönüşüm sistemi olmadığı için genel olarak geri dönüşüm gelen hurdanın içeriğinin ne olduğunu maalesef bilmiyorsunuz. Ama biz bir dönem Macaristan'dan bir ürün ithal etmiştik. Ettiğim ürünün bana karnesi geldi. İşte birinci kullanımında şuymuş, ikinci kullanımında bu olmuş, üçüncü kullanım. Ben gözlerim yaşardı. Yani hani inanamadım ve hani böyle Macaristan da bizim baktığımız çok gelişmiş ülkelerin başında gelmiyor. Bunu yapamaz mıyız? Aslında istesek çok güzel yaparız. Bu yolda çok hani adımların atılması gerekiyor, özellikle geri dönüşüm konusunda. Peki
kültürel faaliyetleriniz, dernekçilik ve sorumluluk projeleriniz, bütün bunları bundan sonraki yaşamınızda, şimdi çok güzel bir şey söylediniz, 5 sene önce çocuk yoktu. Hür, bağımsız, evet. Yani bir eş olsa bile o da çok fazla bir yüktür. Eğer çok iyi anlaşabiliyorsanız. Hem öyle hem de benim eşim, o da genel cerrah, çok yoğun çalışıyor, çok aktif bir şekilde çalışıyor. Çok da destek sağ olsun bana, ama dediğiniz gibi çocuk çok büyük sorumluluk. Tabii çok büyük sorumluluk ve engel teşkil ediyor işin açıkçası. Hı. En azından belli bir süreç yaşa içerisinde, kadar. Yaşa evet. kadar. Bu 3 müdür, 5 müdür onu tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bundan sonra iş daha da büyüyor, büyüyecek anladığım kadarıyla verdiğiniz İnşallah. Örneklerden. Çocuğu da tahmin ediyorum belli bir yaşa kadar getirmişiz artık. Belki evet. bundan sonrası daha kolay olacak. İnşallah. Yani sizce bundan sonra hem dernekçilik, hem sosyal faaliyetler, hem iş yerindeki büyüklük hepsine yetebilecek misiniz? Ben şunu gördüm hayatımda. Mutlulukla, keyif alarak, severek bir şey yapıyorsanız mutlaka ona zaman ayırıyorsunuz. Ama evet, Alp'in bu yaşa kadarki bana olan bağımlılığı ve ihtiyacı çok büyüktü. Ben onları bir kenara bıraktım. Ama hani bundan sonra zaten siz bıraksanız onlar sizi bırakmıyor, devam ettiriyor. Ama ben bunu çok büyük mutlulukla, keyif alarak yapıyorum. Hiçbir şey yapmasam benim böyle 15-20 tane danışan kadın girişimcim var. Bunların işte bir kısmı ikinci kuşak sanayici, babaları getiriyor ellerinden tutuyor, bak bizim kızımıza örnek ol diye. Ondan sonra işte benim normal sosyal hayatımda gördüğüm iş kadınları bana telefon açarlar, işte Gülçin abla ne yapalım, işte şurada şu var, burada bu var. Ben hiçbir zaman hiçbirine ben de çok yoğunum, dönemem, şey yapamam dedim, demedim. Elimden geldiği kadar vaktimi ve şeyimi ayırıyorum. Çok büyük keyifle onları destekliyorum. Kendi çapımda mentörlük yapıyorum. Bu da bana çok büyük mutluluk veriyor. Onların başarılarını görmek, bir yerlere geldiğini görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani ben hayatımın her döneminde orada, yani orada ya da burada bir şeyler yaparım. Orası kesin. Ama 2017 yılında bir Birleşmiş Milletler toplantısına katıldım ben. Konuşmacı konuk olarak davet edildim New York'ta. Kadın konusunda ve oraya gittiğimde bir şey fark ettim. Bayağı hani dostlar alışverişte görsün. Bir işte Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelerin tanıtımları vardı, ülke tanıtımları var konuşuyor. Sanırsınız İzlanda'yı seyrediyorsunuz, Finlandiya'yı seyrediyorsunuz. Hani izliyorsunuz. O kadar gelişmiş düzeyleri yüksek, kadın erkek eşitliği var vesairesi var. Yani çok benim için şeydi, çok büyük bir tecrübeydi. Çok keyif alarak, gururla gittim ama çok büyük hüsranla geri döndüm. Sonra gördüm ki benim bu yaptığım işte 15-20 kadına kişisel olarak verdiğim destek hepsinden çok daha önemli. O yüzden hani ben hayatımın her döneminde bir şey yapacağım. Hani daha az olur, büyük olur, küçük olur, o şey değil ama hani evet önceliğim iş, aile hayatım ama sivil toplumlarda benim. Çünkü ben çok mutlu oluyorum. Birine destek olmak, birine hani evet ya buydu, hani benim de ihtiyacım buydu demek çok önemli. Ve mesela şeyi gördüm, pek çok iş hayatında kadın aynı yerlerde takılıyor. Ve buradaki şey de hani ne maddi destek ne başka bir destek. Sadece bu konuyu ben de yaşadım demek bile bir anda gerçekten hani onu o an yalnız olmadığını görmesi, işte sizin nasıl kurtulduğunuzu, o süreçten nasıl çıktığınızı görmesi bile yetiyor. O yüzden rol modellere çok ihtiyaç var. Bunların basının bu rol modellere desteğine çok ihtiyaç var. Sizin gibi böyle takip ettiğim birkaç tane daha gazeteci arkadaşım var. Çok büyük desteğiniz var. Onlara da diyorum Allah razı olsun, gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten sizlere de çok ihtiyaç var. Teşekkür ediyoruz bizi böyle gündeme getirdiğiniz için. Hüçü Hanım, programın sonuna hemen geldik. Ben
sorularımı kestim burada. Hı hı. Son bölümü, yani 3-5 dakikalık bir bölümümüz kaldı. Hı hı. Burada size bırakayım. Hı hı. Belki benim sormadığım ama sizin anlatmak istediğiniz bir şey olabilir. Varsa şayet. Evet. Bir de son onu da şey yaptıktan sonra sizin topluma, hı hı, gençlere, kadınlara, hı hı, vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alayım. Ondan sonra programı kapatayım. Evet, teşekkür ediyorum. Hemen hemen her şeyi de konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani ben değinmek istediğim hemen hemen her konuya değindim. Bir düşünün bakalım. Vermek belki atlamış olabilirim şimdi ben. Hep kadından konuştuk. Kadının daha işte sosyal hayatta daha aktif olması, iş hayatında daha aktif olması. Biz anneler olarak erkek çocuğunu da kız çocuğunu da bizler yetiştiriyoruz. Aslında her şey bizde bitiyor. Onu hiç unutmamak lazım. Ben oğlumu küçük bebekliğinden beri aynı şekilde oğlum sen yap, sen yaparsın, sen edersin. İşte su isteme, git kendin al. Gel mutfağı birlikte toparlayalım, birlikte yapalım. Gel bak ben yemek yapıyorum. Hani hiçbir zaman bir iş, bu kadın işi sen aman elleme, yapma diye ayırmadım. O yüzden hani biz kadın erkek eşitliği istiyorsak şayet bu bizde bitiyor öncelikle. Çünkü çocukları biz yetiştiriyoruz. O yüzden lütfen çocukları, oğlumuzu da kızımızı da eşit olarak yetiştirelim. Sen işte aman sen bebekle oyna, sen arabayla oyna değil de hadi gelin birlikte ne yapıyorlarsa eşit olarak davranırsak bence burada başlıyor ilk. Ondan sonra da işte böyle bu rol modellerle birlikte hepinizin bir amacı, isteği, kadınlar olarak söylüyorum, varsa bunun peşinden koşun. En büyük şey istemek. Ben insanın İsteyip kadın olsun, erkek olsun, isteyip yapamayacağı hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. O güç bizde var. Yeter ki inanalım, yeter ki isteyelim. Ben 42 yaşındayım. Pek çok şey yaptım ama çok fazla isteğim var. Yani hem kendi içim, hem işim için hem okumak. Mesela daha hani gidebilsem yüksek lisans yapmayı çok istiyorum. Farklı üniversitelere gitmeyi çok isterim. Kendimi geliştirmeyi çok istiyorum. İşim bu konusunda işimi büyütmeyi çok istiyorum. Sosyal yaşantı açısından çok. Hedeflerim çok büyük. Yani hedefler hep hedefler olsun. Ama yapamadığımız zaman da üzülmeyelim. O hedefe giderken mutlaka bir şeyler yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Ben mesela 3. yüksek lisans girişimim. Üçü de başarısız oldu. En son 8 sene önce babam rahatsızlandı. Yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hala var hayatta. Var. Yani hayat bitmiş değil. Ki ben ne hikayeler gördüm. 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra iş hayatına girip çok başarılı olan kadın girişimciler var. Muhteşem başarı hikayeleri var. Yani hiçbir zaman geç değil. Ne zaman istiyorlarsın? İşte içlerinde ukde kalan bir şey varsa hayallerinin peşinden gitsinler. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizimkisi bir programdan ziyade iki arkadaşın bir sohbetine dönüştü zaten. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Yoğun olduğunuzu biliyorum. Hatta benim programım aslında Perşembe günleri. Ama sizin de Perşembe günleri çok önemli bir toplantınız var, olması nedeniyle. Pek çok arkadaşımdan da deminden beri mesaj geliyor. gününü mü değiştirdin? Bundan sonra Cuma mı diyorlar? Hayır. Günümü değiştirmedim. Perşembe günleri yine. Sadece bu haftalığına sadece Gülçin Hanım'ı konuk alabileyim diye günümü değiştirdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü eksik olmasın, ben Perşembe günü gelemeyeceğim dediğiniz zaman ben kapattım telefonu. Dedim ki demek ki başka bir konuk bulacağım. Hı-hı. Ama arkasından da bir baktım mesajınız geldi. Hı-hı. Dediniz ki İbrahim Bey, yani çok katılmak isterim ama, hı-hı, Perşembe böyle bir mazeretim var. Acaba bunu Cuma günü yapamaz mıyız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de yöneticilerimle görüştüm. İşte bugünü ayarladık ve Perşembe olan yayın günümüzü bugüne aktarmış olduk. Böylece hem izleyicilerim sizi tanımış oldular, hem çok değerli önerilerinizi, işte kadınların, kadın yaşamı,
çocuklu bir anne. Yani o kadar çok örnek var ki şu evet, 45 evet, dakika içerisinde. Evet. Tabii ders çıkarabilenler için bunlar. İnşallah. İnşallah verimli olmuşuzdur. İnşallah. Ben size bir kez daha teşekkür ediyorum katılımınızdan ötürü. Sağ olun. İnşallah ileriki günlerde işte bu bahsettiğiniz yeni yatırımlarınızı yaparsınız, daha büyürsünüz. İnşallah. Yine görüşürüz, İnşallah. Haberleşiriz. İnşallah. Yine konuk olarak alırız. İnşallah. O yenilikleri de konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim programımızın bugünkü sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine aynı saatte 15'te yeni bir konuğumuzla birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.